Günaydın müştemilat. Ben Bihter Ziyagil. Günaydın köşkümün çalışanları. Behlül nerede? Her an her yerden Beşir çıkabilir gizli kameralarıyla. Dina Gina. Bugün yatağımızı toplamıyoruz. Bugün değişen hiçbir şey yok. Bugün de yatağımızı toplamıyoruz. Ama bugün değişen ne var biliyor musunuz? Bugün harika bir gün. Bugün hayatımın en önemli günlerinden birisi. Hemen anlatıyorum. Bir dakika, kargo geldi. Arkadaşlar bugün hep beraber bir şey başardık ve siz farkında değilsiniz. Ama birazdan söyleyeceğim. Şurada şöyle bir kargo yığını var. Bunu da açacağız birazdan. Merhabalar. Teşekkür ettim, iyi günler. Bir şeyciğim, bu kadar para harcadım, şu kadar poşete nasıl sığdırdılar? Kahve makinemiz sizlere ömür olduğu için granül kahve söyledim. Ana, bana doğum günümde sucuk mu almışlar? Vaaav! Bana doğum günümde sucuk mu almışlar? He, sucuğumuz var bir tane. Bir tane chipotle sos söyledim. Bir tane burger sos söyledim. Tozu da çekti canım, yalan değil. Bir tane çibonu şöyle kahvesini söyledim. Bir tenede yulaf sütümüz var. Neyse, şimdi size bir haberim var. Ben bu akşam nereye gidiyorum biliyor musunuz? Bilin bakalım, bilemezsiniz. Çünkü Bihter'in galasına gidiyorum. Bihter'in galasına davetliyim. Hatırlıyor musunuz? Karantina dönemlerinde ben evde Bihter'in ölüm yıldönümünde helva kavurduğumuzu bugünün geleceğini hayal edebilir miydiniz? Ben edemezdim. Galaya davetliyim. Şimdi akşam onun için çok güzel bir kıyafet aldım. 1920'lerin böyle şıkır şıkır bir dönemi olacak. O yüzden ona göre de bir dress kodları var. Çok heyecanlıyım. Kıyafetim falan bir görseniz beni var ya. Adnan Ziyagil beni orada görmesin. Bana aşık olabilir. O kadar diyorum. Adnan Bey, ayağınızı denk alın. Ben sizin çocuğunuz yaşına kargo açacağız şimdi. Keras Hanım burada ne işi var? Adresimi bir yerde görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Görürseniz de gelmeyin. Evim genelde dağınık oluyor. Dane dane benleri var yüzünde, yüzünde, yüzünde. Benden Beşir'e. İlk kargomuz gözaltı kremleri. Nemlendirici göz kremi, aydınlatıcı göz kremi. İkinci paketimiz Selenes'ten gelmiş. Şöyle bir kutuş. Ben biraz yakınıza geleyim ben. Selenes, Selenes. Aa, miseler suyu gelmiş. Valla miselerim de bitmişti, iyi oldu. Tonik gelmiş. Bu seriyi ben çok seviyorum, bu kuru ciltler için. Bana da kuru cilt yollamışlar ya. Kuru ciltler için bunlar, bu toniğini yollamışlar. Bir de yüz yıkama jeli, bu benim banyomda da duruyor. Bunları yollamışlar. Teşekkürler Selenes. Sonra Nivea'dan nemlendirici serum. Şöyle bir kutusu var. Böyle açılıyor. Oh my god! Nemlenmeyi çok severim. Nivea'dan bir ilk. Bu el ve vücut kremi. Aloe veralı. Güzel. Bir tane yine el ve vücut. Cocoa butter. Derin nemlendirme. Şöyle bir şey. Bu da Nivea Men. Erdem, sana geliyor bu. Teşekkürler. Bu seti biliyorum. Bende bundan var. Bu Neutrogena'nın sivilce karşı seti. Bu bayağı iyi. Oh my god. Ben bunu kullandığım zaman sadece şu kremi ve bu yüz yıkama jeli vardı. Şimdi bir de toniği çıkmış. Güzel be, beğendim. Ya Bihter. Tırnağım kaldı içinde. Neyse, büyük konuşurdu. Denenenet. Kendime ne aldım? Seyit Onbaşı Meram iyi taşıyor. Kendime el blender aldım. Bundan sonra dışarıdan humus yemek. Başka ne yapıyordun lan? Ve humus yemek yok. Kendim yapacağım. El blender'ım. Yeterli, çok yoruldum. Bugün kahve makinemiz olmadığı için granül kahveyle kahve yapacağız. Bunu da özlemişim ha, granül kahveyi. Ben her zaman severim. Ay harika bir kokusu bak. Bu benim için ne biliyor musunuz? Üniversiteye hazırlandığım yıllardaki kahve. Ben de kokuyu. Ay çok seviyorum ben bu kokuyu. Granül kahve yorumumuz. Oh my god. Bunun tadı hiçbir şeyde yok ha. Duşa gidiyorum. Alo. Üvey kızım evleniyor bugün. Tüm sardunyalarda soldular. Sen orada ben burada. Emily'den kızına dünyanın en güzel açmalı kahvaltısı. Annem kendine kuru simit almış, simidi. Gördüğünüz gibi bunu yiyecek. Tadım testi, arkada da nazar boncuğu var, nazar değmesin diye. Arkadaşlar Everything Bite yapıyoruz. Sucuk, aç bitir, kaşar, açma. Oh my god! Söyledin mi annem? Harika. Kendisi bana açma hazırlamış. Müştemilat mı oluyor? Canım ben köşkte yaşıyorum. Pardon. Demedim çocuğum. Behlül nerede, uyandı mı? Ben birazdan koruda yürüyüşe çıkacağım. Canım çok rüzgar var. Dikkat et, ben yeni geldim. Sen de iş yapacağın koruda yürüyüşe çıkıyorsun ha. Çıkarım. Blender testi. Blender bilmeyendir. Bizimki blender. Çünkü üst segment bir blender.
Çalışıyor mu? İçine parmağını koysana, test edelim. Şimdi bunu çalıştıralım. Blender, bilmeyendir. Bak, böyle tamam. Çevireceğim, tamam mı? Çeviriyorsun, şunu da ayırıyormuşsun. Tamam, dur. Çok güçlü değilmiş. Çıkmaz mı? Bu çok güzel. Bu çok güzel, harika. Bunu çok beğendim. Bak. Hiç artık elinde. Ben bundan almam lazım. Şimdi hazırlanmaya başlıyoruz, tamam mı? Geçen elbise aldım bir tane. Şuna bakın. Kollarına bakın. Diyorum ya, ben Bihter Ziyagil'im ya. Yalan söylemiyorum, yalan söylemiyorum. Şuna bak. Harika. Bunu giyeceğim şimdi. Bunun birkaç aksesuarı falan da var. Şu an kıyafeti çok anlamıyorsunuz ama bir dakika giyip geliyorum. Diyorum ben Bihter'im, Bihter. Şuna bakın. Şöyle beline bir tane kemer takacağım. Tam bak, tam Bihter'in giyeceği bir şey değil mi? Şimdi Behlül geçerken şöyle bir tane savursam. Mesela gizli bir iş mi yapıyorum? Tamam, gizli bir iş yapıyorum. Behlül'le kaçak göçek görüşüyorum. Behlül'e beni çekmemesi lazım. Ya inanılmaz bir elbise. Çok amaçlı ya. Bir sürü amaçları var. Şimdi make-up'umuza başlayabiliriz. Şimdi böyle aksesuarlarımız var masada. Şimdi şöyle bir yelpazem var. Şöyle boynuma takacağım incilerim var. Şurada bir tane sakız var. Ne alaka bilmiyorum. Şöyle bir tane tacım var. Şöyle bir kemerim var. Şimdi make-up'umuza başlıyoruz. Buyurun. Bir saçımızı toplayalım. Şimdi 1920'lerde make-up nasıl yaparlarmış? Telefonum nerede kız? Şu an dejavu yaşıyorum. Demek ki ben 1920'lerde de yaşadım. Dejavu oldum ya. Uzun zamandır dejavu olmuyordum. Şahiste Hanım, teşekkürler. Şimdi 1920'lerdeki makyajlara bakalım. Şu dramatik eyelinerlar. Koyu göz makyajı yapıyor bunlar. Allıklar, koyu dudaklar. Şu buğulu bir göz makyajı yapabiliriz. Evet, böyle bir şey yapalım. Cildimize bir tane Sikaplast da sürelim de. İlk olarak şöyle güzelce bir Nemo. Ya o dönemlerde insanların ciltleri matmış da. Ben mat cilt sevmem. Iroşen'in makyaj bazını kullanacağım. Bozulmuş gibi bir yapısı var ama. Yok, bozulmuş gibi kokmuyor. Bozulmuş gibi sesler çıkarıyor. Şimdi make-up bazımız bu. Evet, güzelce. Fittir fittir suratımıza sürelim. Sonra. Ha, bunun fondöteni varmış. Bakayım bana oluyor mu rengi. Sarı mı kaldı? Tübleni. Sarı bu. Şöyle cildi blurlayan bir şey varmış. Ondan süreceğiz. Cildimizi blurlayacak. Şu işte gözeneklerin falan olabileceği yerlere süreceğim bunu. Burnumun oralara. Blur efekti yaratıyor, anladınız mı? Arkadaşlar konuşmadan hazırlanacağım. Müzik dinleyeceğim. Müzik dinlemem lazım çünkü. Behlül Bey'e bir şarkım var. Bugün sahnede söylemeyi planlıyorum. Dinlesin kendisi. Kalbimin orta yerine seni yazdım. Sevsen razıyım. Ne geçti söyleyelim. Şimdi konuşarak çekmeyeceğim make-up'umu. Burada reel çekiyorum bir yandan da. Ama gidip Instagram'dan da bakabilirsiniz. Orada tamamını paylaşacağım. Çok konuştum, bıdı bıdı bıdı. Yeter artık, başınız ağrıdı. Biraz dinlenin. Hazırlanıp geliyorum. Arkadaşlar hazırlandım. Şimdi bakın nasıl olmuşum. Nasıl olmuşum? Tüylerim dökülüyor biraz ya. Biraz beslemeye de benzedim ha. Neyse, o düğünü bozmaya gidiyorum şimdi. Şans dileyin bana. Az önce bir tane kadın çocuğuyla geçiyordu, tamam mı? Sonra dedi bilin bakalım, yanında çocuğu vardı. Aa bak, prenses dedi beni göstererek. Aslında birazdan düğün yıkmaya gidiyorum, haberi yok. Arkadaşlar bugün 3 tane Bihter var. Bu seriyi değiştirmişler. Biri Faraz Zeynep Abdullah, biri ben. Biri de bugün. Acaba bir şey diyeceğim. Çok mu 1920 kaçtık? Zaten olması gereken bu, bir şey diyeceğim. Herkes böyle gelmiştir değil mi? Düşünsene hiç kimse böyle değil. Bir tek Faraz Zeynep böyle. Düşünsene o bile böyle. Biz böyle kalıyoruz. Neyse, overdressed olmayı seviyorum. Yalı'ya gidiyoruz şimdi. Halit Ziya Uşaklı gibi yalısı mıydı? Ya sallama. Amca Bihter'lere bir bak. Ya bakmıyor işte. Baksana. İki tane Bihter var burada. Mesela insanlar böyle, tamam mı, şey yol vermiyor ya, tamam mı? Şöyle kafayı uzatınca geçmişten geldiğini anlayınca hemen yol vermeye başlıyorlar. Harika. Bomba gibi ikiniz de öyle. Kızlar hoş geldiniz. Bu ne güzellik demek istiyorum. Hoş bulduk. Çalıştık ama. Bayağı çalıştık.
çalışıp geldik. Gerçekten çalışılmış bir kombi. Tüm bütün şoplar gezildi Kadıköy'deki. Gerçekten. Vallahi gezdik. Helal olsun. Hakkını vermişsiniz. Galanın hakkını vermişsiniz. Benim size puanım 10 üzerinden 10. 10 aldık mı? Evet, 10 aldınız. Ben yana daha aldınız. Sorularımız var. İlk soru Damla'dan geliyor. O zaman geliyor ilk soru. Fragmanı izledikten sonra aklınızdan geçen ilk 3 kelime. Bak şehvet demek istiyorum. Evet, benim de öyle. Şehvet. Hiç merak etme, evet. Ben heyecan demek istiyorum. Peki, ikinci soru benden geliyor. Filme dair beklentileriniz neler? Ben çok beğendiğimi düşünüyorum. Çünkü benim genel olarak zaten çok sevdiğim bir şey olarak. Çünkü şey olarak. Sidefight'ler abasıyor. Çok sevdiğim. Merhabalar. Beklerimiz geldi. Geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok heyecanlıyım. Biz de heyecanlı işte. İnatçı bir miktar var, romantik bir miktar var, eğlenceli bir miktar var. Aslında hepsinden biraz olan bir kadının hırsla dolu, güç arzusu, annesine inat, herkese inat. Bir şeyler yaparken yaşatıcı kişi. Beşir her an her yerden çıkabilir arkadaşlar. O yüzden sağma soluma çok bakıyorum. Beni şu... Ne yapıyorsun Ertuğrul Taban? Ben de buradayım. Ben bu köşke bayıldım ya. Burada mı çekildi? Burada çekildi. Burada mı çektiler? Evet. Arkadaşlar filmi burada çekmişler. Karar ver artık. Van Gogh'un eseri değil sanırım. Sakınabiliyorum. Öyle bir şey yazmıyor. Kalbin nesi var mı çıkartırsın? Evet ya. Bak kalbimiz gibi iyisinden anlarım. Bu Behlül'ün kalbi içi boş. Bu Bihter'in kalbi. Bak çok kasar aldı. Rengine bak kararmış. Kadın dertten tasadan yaşadığı şeyler. Şu Behlül'ün kalbi. Aynen. Bu biraz yaşlı bir kalp. Adnan'ın kalbi olmuş. Bak. Adnan'ın kalbi buradan. Olmak kolay değil. Ben Adnan'ın yanına gidiyorum. Konuşacaklarım var. Ben tam yalı insanıymışım ya. Şu an karar verdim. Ben bu yalı hayatına alıştım ha. Geri gidemem. Koruda koşudan geldim. Yoruldum da. Koru hayatı yoruyor. Ay yanında sönük kaldım. Hayır canım, senin güzelliğine bak. Herkese selamlar. Nasılsınız efendim? Da altın kelebeğe aday, herkese dahi oy yollasın. Bir şey canım, bak rakibimden duydum ama bunu. Tamam, ben de oyları sana istiyorum. Bak şaka tüm videolarını izledim ben. Gerçekten, gördün mü? Kızım izliyorum da yani tüm videolarını paylaşıyorum da arada, evet, görmedin gördüm, mi? Evet gördüm, attılar bana, gördüm mü? Çok seviyorum, çok severek izliyorum. Ay çok inanılmaz. Valla beni aldı, canla gözüyle. Bu sabah, bu sabah daha son videonu izledim. Gerçekten, anneniz sana Emine geldi. Ile olan video. Evet, Emine ile olan videoyu izledim. Annem ayet tam bir kamera aşığı. Ya. Şimdi bayılır şov ya. Benimki de öyle. Benimki de öyle. Bir gün buluşturalım. Buluşturalım. Biz bir gidelim. Bir film izlemeye gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Bizlere can ve ruh verdiğin için, bu filme olan tutkunu bize de bulaştırdığın için çok teşekkürler. Behlül ve Adnan Bey rollerinde sevgili Boran Kuzum ve Osman Sonat. İşte doğup büyüdüğüm yanım. Rutubetli, eskimiş. Çok güzel bir kadın. Adnan hayır de. Kızıma gözü gibi bakacağından şüphem yok. Deli değil misin? Yani öldürmek mi istiyorsun? Bu evde tek korkunuz zehirlenmesi değil mi? İhtiyacım! Şimdi after'ı var filmin. Bihter'e benziyor muyum? Aynısı. Ben şekeri aldık.
Bihter filmde şakır şukur bunlardan yiyordu da. Arkadaşlar ben eve geldim. Make-up'umu çıkartırken size son film yorumlamamı yapıyorum. Oh my god. Çok iyi filmde. Hiç beklemediğiniz şeyler oluyor. Söylemeyeceğim bu arada, söylemeyeceğim. Normalde böyle spoiler vermeyi çok severim de. Bu sefer yapmayacağım. Gerçekten çok iyiydi. Filmin sonunda böyle ters köşe oluyorsunuz. Bekliyorsunuz ama söylemeyeceğim. Deyip her şeyi... Ama böyle o yalıda çekmeleri falan o kadar güzel olmuş ki, yalıda az önce hamburger yediğim yerlerde Bihter'le Behlül gezmiş ya, Adnan Efendi gezmiş, Firdevs Hanım oralarda gezmiş ya. Yalıda çok güzeldi. Ben neyi fark ettim biliyor musunuz? Benim yalıda yaşamam lazım arkadaşlar. Ben yalıyı çok beğendim. Oyunculuklar da çok iyiydi bu arada. Beni etkilemek çok kolay değildir böyle şeylerde. Bilirsiniz Leonardo DiCaprio öyle bir geçmişim var. Geçmişimle Titanic'i izledim. Yeterli bir geçmiş. Hem kıyafetler, kostümler, her şey o kadar güzel yapmışlar ki sanki ben daha random bir haftada çekmişler gibi uğraşmışlardı. Ama çok güzel yapmışlar ve Farah Zeynep Abdullah çok güzel bir Bihter olmuş. Valla kız ne rolü alsa iyi oynuyor ha. Hiç daha bu role de oturmamış dediğim olmadı. İzlemediyseniz daha bu video yayınlandığında, ki çoktan çıkmış olacak artık. Yine de spoiler vermiyorum, ne kadar iyi bileyim farkında mısınız? Gidin izleyin, bayılırsınız. Nihal yine Nihal'di bu arada. Bihter'le Behlül'ün, tamam bir tane minik bir spoiler vermiş olayım. Bihter'le Behlül'ün uzandığı bir küvet var. O küvette bir fotoğraf çekinim, Instagram'a koydum. Gidin yazın kız ne kadar değil, Bihter'e benzemişsin. Abla bu küvet için mi doğdun? Destekleyin yani küvetteki güllü halimi. Beşir benim gerçekten bu filmde en sevmediğim karakter. O kadar sevmiyorum ki Beşir'i. Beşir'e tilt oldum. Beşir karakterine yani. Filmdeki Beşir karakterine. Hemen her yerde bir gözcü gibi sağdan çıkıyor, soldan çıkıyor. Beşir bir git ya. Zaten hastasın. Son günlerinde Allah için bir şeyler yap değil mi Beşir? Yok. Gittik tamam, ne oldu biliyor musunuz? Buket'le bize hemen röportajı aldılar. Cemal'le Danla vardı. Cemal'i çok seviyorum. O da beni çok seviyormuş eğer yalan söylemediyse. Seviyormuş, seviyormuş. İnandım bu arada, vloglarımı izliyormuş. İnşallah sonuna kadar izliyorsa bak. Bu bir şey testi. Sonuna kadar izliyor mu izlemiyor mu testi. Sonuna kadar izliyorsa burayı duyar. Sonuna kadar izlemiyorsa da izlemiyordur demektir. Bize sorular sordular. Ben Türkçeyi unuttum ama Allah'tan Cemal vardı da. Bir ortamın şeyini kırdı. Türkçem yok diyorum işte, anlamıyorsunuz. Çok güzeldi yani. Çok sevdim. Buraya kadardı. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça